güzel günlerimin üç melun adamı var. Ben sokakta rastlasam bile tanımayayım diye en güzel günlerimin bu üç melun adamını yer yer tırnaklarımla kazıdım hatıralarımın camını. Güzel günlerimin üç melun adamı var. Biri sensin, biri o, biri ötekisi. Düşmanımdır ikisi. Sana gelince... Sana gelince yazıyorsun, okuyorum. Kanlı bıçaklı düşmanım bile olsa insanın bu rütbe alçalabilmesinden korkuyorum. Ne yazık. Ne kadar beraber geçmiş günlerimiz var. Senin ve benim en güzel günlerimiz, kalbimin kanıyla götüreceğim ebediyete ben o günleri. Gelince sen o günleri satıyorsun. Günde 10 kağıt, bir çift rugan pabuç, sıcak bir döşek ve 300 papellik rahat için. Başın sağ olsun. Sağ ol. En güzel günlerimin üç melun adamı var. Biri sensin, biri o, biri ötekisi. Kanlı bıçaklı düşmanımdır ikisi. Sana gelince... Çok özledim seni. Düşman bile değiliz. 20 yılda çok değişmemişsin avukat bey. Tuttuğun taraf dışında. Müvekkilim elden vermemi istedi size bunları. O kahvaltıya gittiği kafeden, o sinemadan arkadaşıyla. Ha, bir şey yapmış orada. Arkadaşıyla kavga etmiş. O oturma odasından, artık dışarıdan o kadar oluyor. Ha, o da O da sizin anlayacağınız gibi. Avukat Bey, doğru tarafta olduğuna emin misin? Ha, müvekkilim bir şey sormamı istedi aslında size. Nasıl bir his? Sevdikleriniz elinizden bir bir giderken biz fani insanlarınkine benziyor mu? Her şeyi bilen, her şeye muktedir Ramiz dayının çaresizliği. Yok, hayır, bana değil. Vakti gelince müvekkilime dersiniz. Vakti gelince sana da derim. Vaktin ne zaman geleceğini bilmemek nasıl bir his dayı? Vakit geldi avukat bey. Vakit geldiğinde söylerim demiştim. Çaresizliğin ne olduğunu ara. Ara, anlatayım çaresizliğin ne olduğunu müvekkiline. Ne dersen vazgeçersin? Telefon et avukat. Senin adamın olurum. Senin tarafına geçerim. Ara sahibini. Burada olduğumu söyle. Burada efendim. Geldi. Evet. Sor şimdi. Ya öldüreceğim seni ya da kendi adamım yapacağım. Sor, söylesin. Sor, onun dediği olsun. Sor. Onun tarafına geçersem beni öldürmeyecekmiş efendim. Kabul ederseniz bana bir şey yapmayacakmış. Bir şey değil. Ama nasıl? Anlatamadım galiba. Nasıl dersiniz? Neymiş cevabı eski dostumun? Ama efendim... Bir dakika. Durum ciddi. Beni nasıl harcarsınız? Ben sizin için... Bir dakika. Anlaşıldı. Bir dakika. O zaman yapalım dediğini. Ulan adi herif. Ben senin için neler yaptım? Dur bir dakika. Dur, yapma. Yapma. Şimdi söyleyebilirsin müvekkiline çaresizliğin ne olduğunu. Bundan sonra benden merhamet falan beklemeyin. Çünkü bir babanın çaresizliği, çaresizliklerin en korkuncudur.